Zaten destekleri hep biliyoruz, desteklediklerini. Ve inşallah bundan sonra bütün hep destek, tam destek diyoruz. Bütün maçlarımızı bekliyoruz. Çok teşekkürler, tebrikler. Evet, şu an Fenerbahçe Burundik voleybol takımı kupa töreni için kendilerine ayrılan alanda. Evet, bugün Galatasaray karşısında elde edilen 3-0'lık galibiyetin ardından az sonra Fenerbahçe Burundik voleybol takımı ve teknik heyet ekranlara gelen kupanın sahibi olacak. Bu kupayı üst üste ikinci kez kaldırma başarısını gösterecek. 2011-2012 sezonunda da yine Fenerbahçe Burundik Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada arkası mağlup ederek Süper Kupayı müzesine götüren ekip olmuştu. Bu sezon 4. kez Süper Kupa finali gerçekleştiriliyor ve Fenerbahçe Burundik ikinci kez bu kupayı müzesine götüren ekip. Az sonra kupa törenine geçilecek. Fenerbahçe taraftarları kupanın havaya kalktığı anı voleybolcularıyla birlikte paylaşmak için tribünlerdeki yerlerini koruyorlar. Ankara'da bulunan Fenerbahçe taraftarı voleybolda artık kupa sevincine alıştı diyebiliriz. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda yine Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe Burundik ve Galatasaray karşısında elde edilen 3-0'lık 3 setin sonunda elde edilen 3-0'lık galibiyetin ardından az sonra kupasını kaldıracak. İlk olarak Galatasaray madalyalarını ve şiltini alacak. Ardından Fenerbahçe Burundik kürsüye çıkacak. Ve 2012-2013 sezonunun ilk kupası Süper Kupayı havaya kaldıracak. Karşılaşma öncesi yapmış olduğumuz yayında yardımcı antrenörlerimizden Sayın Sinan Dülgar sezon ilk karşılaşmasının oldukça önemli olduğunu, hazırlık döneminde yaşanan sakatlıkların kendilerini bu süreçte biraz zorladığını belirtmişti ama oyuncularına güvendiğini ve bugün kupayı kazanmamaları için hiçbir nedenin olmadığını söylemişti, bizlerle paylaşmıştı. İşte o söylediği gibi az sonra kupayı kaldıracak Fenerbahçe Burundik. Kupasını kaldıracak. Karşılaşmanın hemen ardından başta Kaptan Arslan Ekşi olmak üzere diğer oyuncularımıza da yaptığımız röportajlarda hepsinin çok mutlu olduğunu, sezona kupayla başlamanın kendileri için önemli olduğunu belirttiler. Ve tabii ki bundan sonra yine hedefin diğer kulvarlarda da şampiyonluk kupalarını kaldırmak olduğunu söylediler. Bizlerle paylaştılar ki biz de az önce bunu canlı yayınımızda izleyicilerimizle paylaşmıştık. Bir buçuk saatten fazla süren 3 set sonunda Fenerbahçe Burundik taraftarlarının da desteğiyle Ankara'da Süper Kupa'ya uzandı. Ve artık dakikalar sonra önce madalyaları ve ardından kupasını alacak. Madalyaları ve kupayı Fenerbahçe Burundik oyunculara Federasyon Başkanı, Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Özkan Mutlugil takdim
devam edecek. Arslan Ekşi, Serkan Kılıç, Kemal Kayhan, Turgay Doğan. Sercan Abanoz, Ahmet Toçoğlu, Matej Serniç, Leonel Marshall, Metin Toy, İbrahim Başaran, Soner Mezgitçi, Ivan Coşko, Ivan Milkoviç. Ve bugün kadroda olmayan ama yine uzun maratonda takıma önemli katkı sağlayacak isimler: Novisa, Bielisa ve Burak Hazırol madalyalarını aldılar. Koç Daniele Bagnoli bu sezon Fenerbahçe Burundi'nin başında görev alan antrenörü, sezona kupayla başlayan bir diğer isim oldu. Evet, Fenerbahçe Gurundik 2012-2013 sezonunun ilk kupası, Süper Kupayı kaptan Arslan Ekşi ile birlikte havaya kaldıracak. Basın mensubu arkadaşlarımızla paylaştıktan sonra tabii ki kupa bugünkü karşılaşmada 3 set boyunca büyük destek veren taraftara gidecek ve bu büyük coşku onlarla birlikte yaşanacak. Arslan Ekşi kupayı taraftarlara götürüyor. Sarı lacivertli taraftarlarla bugün Ankara'da kendilerini yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarıyla kupanın coşkusunu, sevincini birlikte paylaşıyorlar. Evet, şu an belki sarı lacivertli taraftarların sesleri size kadar geliyordur. Oyunculara ayrı ayrı sevgi gösterisinde bulunuyor Fenerbahçe taraftarı.
hocamızla birlikteyiz. Evet, Sayın Bagnoli bu sezon göreve başladı ve sezon başında kupayla merhaba dedi. Fenerbahçe taraftarına, Fenerbahçe camiasına neler söyleyecek? Welcome for you today, you know, and thank you, today thank first you very much. First cup in the Fenerbahçe team in this season, you know. For me, it's a big satisfaction because our team had in the last period a lot of problems. We have not played so well, but this was a real good, very good match, and I am very, very happy because this for our emotionally, our society is very, very important for begin and continue to work very hard. Çok mutluyum çünkü biz biliyorsunuz biz zaten devamlı konuşuyoruz. Bayağı sıkıntı yaşadık. Takım iyi oynamadı. Devamlı yeniliyorduk antrenman maçlarında. Sakatlık sebebi vardı. Ama çok mutluyum bu kupada. Bu kupayı Fenerbahçe bizim büyük klube getirdiğimiz için çok güzel bir şey. Evet ya, oyuncuların belki sezon öncesi hazırlıklarda sakatlıkları vesaire sıkıntı yaşattı kendisine, ama bugün sahada gerçekten bir uyum olduğunu gördük. Yeni katılan isimler de var. Today our team play very good. You know, you tell me before. Yes, yes. It was for me unexpected. Many problems. Unexpected because all knows the condition about our setter. It was very great today. He take the court with a lot of sacrifice, a lot of pain, and so we have to say thank you to the setter for this match and also all the team. Bütün takımı kutluyorum ama çok önemli Aslan'dı bugün. Çünkü sakatlıktan çok yeni çıktı ve bugün gösterdiği performansı, özveri, kendi özveri, ona özellikle hem takımı kutluyorum hem özellikle Aslan'ı. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz kendisini. Congratulations. Oh, thank you very much. Evet, Sayın Bagnoli'nin de görüşleri bu şekildeydi. Sezona henüz tam olarak hazır olmadıklarını ama buna rağmen oyuncularının sahada iyi bir performans gösterdiğini ve kupaya ulaştıklarını, bundan dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi kendisi. Evet, artık sarı lacivertli taraftarlar da yavaş yavaş Başkent Spor Salonu'ndan ayrılıyorlar. Şampiyonluğu, kupanın coşkusunu 2012-2013 sezonuna kupayla başlayan Fenerbahçe Gurundik oyuncularının ve teknik ekibinin coşkusunu ekranlara getirdik. Artık buradan sözlerimizin sonuna geliyoruz. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum. Turan Seven, söz sizde. Barış Yalçınsoy'a teşekkür ediyoruz. Evet, geçtiğimiz sezonun 3 kupalı şampiyonu Fenerbahçe Gurundik erkek voleybol takımı ezeli rakibi Galatasaray'ı Süper Kupa maçında 3-0 mağlup etti ve üst üste ikinci kez bu kupanın sahibi oldu. Ayrıntılar az sonra ana haber bültenimizde olacak. Canlı yayınımızı noktalıyoruz. Az sonra ana haber bültenine yeniden sizlerle birlikteyiz. Şimdilik hoşçakalın.